Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Oppo Reno 8'e telefon incelemesini yapacağız. Kutu tasarımından başlayalım. Kutu çok büyük ve ağır ama sağlam bir kutuya sahip. Kutuyu açalım. Kutu vakumlu. Biraz zor açılıyor. Bir adet zarf çıktı karşımıza. Zarfın içinde. Hızlı başlangıç kılavuzu. Redette garanti belgesi. Cihaz 2 yıl Oppo Türkiye garantili. Karşımıza cihazımızı alalım. Şöyle. Özellikle belirtimiz kısaca 48 megapiksel kamera olduğu bildirilmiş. Ultra siyah modu varmış kameramızın. Ve videolarda titreşim önleyici var. 6.5 inç ekrana sahip AMOLED ekran. 4000 mAh bataryaya sahip ve 30 dakikada 151 şarj olduğu belli bildirilmiş. 8 GB RAM, 128 GB da hafızaya sahip. Kutuyu açalım. Şeffaf kılıf çıkıyor arkadaşlar. Buraya sıkışmış. Bildiğimiz şeffaf kılıf. Gayet güzel. Büyükçe bir şarj aleti çıkıyor. Değerlerine bakalım. 5 volt 4 amper olduğu bildirilmiş. 20 watt hızlı şarjı destekleyen bir adaptördür. Type-C kablosu var. Çıkartalım. Bir metre uzunluğunda. Çok kalın bir kablo. Gayet sağlam. SIM kart takıp çıkartabileceğimiz iğne bulunuyor. Ve çoğu cihazda olmayan kulaklık var. Açalım. Kablosu ince ama gayet güzel, uzun. AirPods tasarımlı. Bunu da kenara koyalım. Kutu içeriğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi cihazımızı açalım. Cihaz açılıyor. Cihaz açılan arkadaşlar özelliklerinden bahsedeyim cihazın kasası hakkında. Cihazın kasası cam arka yüzeyi sahip. Parmak izi bırakıyor. Burada 4 adet kamera bulunuyor ve kameranın çizilmesini önleyici bir adet aparat koymuşlar. Ve böyle burası parlıyor. Cihaz ince. Hafif yani, o kadar ağır değil. Burada pop-up kamerası var. Cihaz açıldı. Cihaz açalım. Açıldım. Bildirimler geldi. Cihazı önceden açtım, kurulumunu yaptım. Siz test ettim. Sayfa arası geçiş güzel arkadaşlar. Böyle ana menüye geçeriz. Cihaz hakkında burada ayarlar menüsünden bilgilendirme yapayım. Telefon hakkında bölmesinden burada. Android 10 sürümüyle birlikte geliyor. ColorOS 7.1 sürümü yüklü. 8 çekirdekli işlemciye sahip. 8 GB RAM olduğu bildirilmiş. 128 GB'da hafıza, 28 GB'ına yakın sistem kullanıyor. Burada anlatacaklarım bu kadar. Çıkalım. Pop-up kamerası hakkında bilgi vereceğim. Burada ek ayarlar bölmesinden kamera açılma efektini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde renkli şekilde, her istediğiniz şekilde RGB olarak ayarlayabiliyorsunuz. Böyle açıp kapatabiliyor. Buradan ses efektlerini açabiliyorsunuz. Mekanik sesli bu. Bu da tabi her açıldığında rahatsız edeceği için o efekti kapatıyorum arkadaşlar. Başka bu tarafta alacağım yok. Hemen ana menüye geleyim. Burada oyun oynamayı sevenler için bir adet oyun alanı bulunuyor. Burada 3 adet modu bulunuyor. Dengeli mod, yarış modu ve düşük güç modu. Yüksek sistem gereksinime ihtiyaç olan oyunlarda bu modda oynarsanız daha iyi olur. Burada piliniz ne kadar gideceği ve buradan özelliklerini bulabilirsiniz. Aramaları, redde, çağrıları, başkalarını engelli gibisinden. Normal oyunlar için dengeli modu ve düşük güç modu gerektiren oyunlarda da bu modu seçersiniz.
Cihaz hakkında anlatacağım başka bir şey var mı? Hemen ayarlar menüsüne geleyim. Başka da güvenlik olarak yok, buradan değildi o arkadaşlar. Buradan parmak izi, bu böyle ekran üzerinde bulunuyor. Cihazda yüz tanıma sistemi de mevcut. Cihaz hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Cihaz hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde yazarsanız cevaplamaya özen göstereceğim. Arkadaşlar, ürün hakkında anlatacaklarım bu kadar. Cihazı önceden kullanmış olanlar yorumlar kısmında tecrübelerini yazarsa iyi olur. Daha sonradan alacak arkadaşlar için ön fikir olmuş olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.